Ben Aytaç. Ben Cemre Baysel. Evet. Neden ben soyadımı verdim? Ben Aytaç Şaşmaz. Ben Cemre Baysel. Bugün sorularınızı... cevaplamaya geldik. Yani biz yanıtlayacağız. Evet. 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 Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Tüm Outdoor sahneleri arasından favori sahneleri hangisi? Sizi çok seviyoruz. Teşekkür ederiz. Aslında... Ama... O da, onda da var ya, şimdi yayınlanmadı. O yayınlanmadı. Ama belki bu yayınlandığında o yayınlanır. O zaman ikisi de. Senin o, benim o olsun. Tamam, seninki yeni olsun. Benimki şey sahnesi, kamp sahnesi. Kampa gittiğimizde. Bir evli bir çifti canlandırır. Evet, boşanma takım elbise muhabbetiydi. Evet, evli bir çift canlandırıp evet. Kavga etmiştik o bavulma, numaradan. Bavulma smoking koymamış da ben de onu boşarmış. Evet. Numaradan ama. Tabii. Numaradan, şakacıktan. Şakacıktan. Tabii. Şakacıktan. Öyle olmuş, o sahnede çok gülmüştük. Ve gün gidiyordu, yetiştirmemiz gerekiyordu. İnanılmaz da eğlenmiştik ve... Ben spoiler da vereceğim. Bir de şimdi çilingir sahnesi var. Çilingir, çilingirci. Çilingir. Çilingirci geliyor. Orada da bir şey yapmış olabiliriz. Evet. Adanın değişik sahnelerinde Aytaç hiç gülme krizine giriyor mu? Adanın değişik sahne, adanın her sahnesi değişik sağ olsun. Ada Cemre'nin katkılarıyla her sahne bir doğaçlama sahnesi olup karşımıza burundan girip kulaktan çıkan şeylere dönüşüyor. O yüzden gülmemek elde değil. Tabii ki ben artık alıştım. Artık böyle bir şey oldu. Doz aldım sanki böyle korona aşısı gibi ve artık ona şey oldum. Evet. Bağışıklık kazandım ve gülmüyorum. Hoca falan buna şaşırıyor. Ama evet çok gülüyorum. Acayip gülüyorum. Kamera sahnelerin, kamera arkası sahnelerinde de görüyoruz. Bazen ben söylediğim bir şeyi, o an aklıma bir şey söylüyorum ve gülesim geliyor sonra. O kendine gülünce ben de ona gülmek zorunda kalıyorum. Ben kendime gülüyorum, Aytaç gülmüyor diyorum. Nasıl gülmüyorsun? Çok şaşırıyorum. Tebrikler. Evet. Teşekkürler. 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 Benim fotoğrafım var. Sizin geldiğinizi görünce ben diye bir şey atıyorum. Çok iyi. Bunu ben eve götürmek istiyorum, fotoğrafımı. Onun kararsızlığına puan verir misin? Cemre çok kararsız gibi duruyor. Kalp. Evet, ben kararsız biriyimdir. Evet. Evet. Çok karar veren ben de çok kararlı, veremem. Kararlıyımdır. Yani tabii. 10 üzerinden kararsızlığıma 2 veririm, kararlılığıma 8 veririm herhalde. O zaman da 10. Ben de 7'ye 3 diyeyim. Hangisi 7? Kararsızlığın 7. Kafan karıştı mı karışmadı mı diye sorayım dedim. Sette kamera arkaları videolarınız çok eğlenceli. Aytaç'ın seslendirmelerine çok gülüyorum. O ses tonuyla bize Baht oyunu o ne diyor da gibi bir şey der mi? Evet Cemre Hanım. Cevaplarınızı bekliyoruz. Buyurun. Bu soruya ne cevap vermek istersiniz Cemre Hanım? Gördünüz. Yeterli mi de? Yani Baht oyunu o ne diyor da. Yes. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Bu teşekkürler de bir sahnemiz vardı, oradan yapıştı. Şu an sette herkes birbirine teşekkürler, teşekkürler sette herkes diyor. Bora Bey, Bora Bey ve teşekkürler, teşekkürler Bora Bey, Bora Bey diyor. Partilerine ilk bakışta 10 üzerinden kaç puan verirsin? 10. Ben de 10 verirdim. 10 veririm. İkiniz de ilk defa komedi dizisinde oynuyorsunuz. Romantik komedi. Aksiyon ve dram dizisi çekmek mi daha zor yoksa komedi dizisi mi? Sizi seviyoruz. Biz de sizi seviyoruz. Teşekkür ederiz. Evet. Aslında hepsinin kendine göre zorlukları var bence. Çünkü iç enerji olarak hepsi çok yoruyor. Aksiyon işleri biraz daha fiziksel olarak tabii ki yoruyor. Ama yine bütün gün sette ayaktasın ve yine yoruluyorsun aslında. Tabii dram duygusal olarak seni yoruyor. Romantik komedide yine iki taraflı yoruluyorsun. Bir karavan klasiğiniz var mı? Karavan setlerdeyiz. Klasiğimiz yemek yemek. Yemek yemek. Çünkü hiçbir sahne boşluğumuz, hiçbir şeyimiz yok. Yemek aralarımızda yemek yiyoruz. 25 dakikada ne yaparsak kar, karnımızı doyuruyoruz. Karnımızı doyuruyoruz. Ben kahve içiyorum, Cemre su içiyor. Ben su içiyorum. Haşikyo. su. Haşikyo içiyoruz. O kadar. Hayatınızda bir olay sırasında hiç bahtımda varmış dediğiniz oldu mu? Yani baht, kısmet açıklıyor şimdi bir defa. Yani baht, kısmet bu türlü şeylere inanıyor musunuz? Yani kader. Azerbaycan'dan sevgiler, saygılar. Vallahi ben tabii kısmete inanırım. Nasip derim genelde. Nasip evet. Kısmet derim. Nasipten gayrısı yok bana göre tabii ki. Benim için de öyle. Yaptığım her şey, çıktığım her yol benim... Nasibinde. Evet. Ben bu şartlar altında ciddi cevaplar veremiyorum. Teşekkürler. Allah aşkına bir şey söyle. Söyledim ben. Susacağım. Yok yeterli benim. Susacağım. Bütün sevenlerinize özel olarak bir poz verin de ses alalım. Oldu. Bonus soru geldi bana. Aa. Evet. O 101.247.000 diye okuyamam tabii ki. Okuyamam. Partner olacaklarını öğrendiklerinde ilk düşünceleri neler olmuştu? Ne olmuştu? Aşırı seviyorum demiş. Ben çok memnun olmuştum. Ben de çok mutlu olmuştum. Nasıl bir oyuncu olduğunu
Biliyordum. Evet. Çünkü işine değer veren insanlarla çalışmak çok daha değerli oluyor. Her zaman söylüyorum yani, bir duvarla top oynamak var. Bir de karşındaki insanla, o top oynamayı bilenle top oynamak var. Farklı hareketler, farklı mizansenler getiriyor işte o düşünceler, oyunlar. Bizim bir gördüğünüz bütün oyunlar öyle doğuyor aslında. O bana pas atıyor, ben ona pas atıyorum. Oradan başka bir şey çıkıyor, o oradan başka bir şey çıkartıyor gibi şeyler. O yüzden ben çok mutluydum ve sonra da çok daha mutlu oldum. Aynen, onunla ben çalıştıkça, Cemre'yle çalıştıkça. Ben de öyle, katılıyorum. Yine katıldığım bir soru. Aytaç ne olur kaçlı olduğunu buradan düzeltebilir miyiz? 98'li mi, 94'lü mü, 90 soru işareti. Her yerde farklı bilgiler var. Bu sektöre girdiğimizden beri canımız sıkar. Her yerde farklı bir şey yazıyor gerçekten. Zaman zaman söylüyorum tabii ki 98'liyim. 23 bitti, 24'e girdim. Adım attım. 23'ü doldurdum 4 Ağustos'ta. Büyüdük. Ben de 99'luyum. Merak ediyorsun. Baht oyunu oyuncularıyla bir WhatsApp grubunuz var mı? Dedikodu yapıyor musunuz? Sizi çok seviyorum. Teşekkür ederiz. Var, tabii ki var. Tabii ki de bir ekibin olduğu bilgilendirme grubumuz komple var. Yani rejinin olduğu bir grubumuz var. Bir de kendi özel oyuncu arkadaşlarımızla kurduğumuz bir grubumuz var. Bölüm anında, bölümden sonra konuşup sohbet ettiğimiz bir grubumuz var tabii ki. Evet. Gerçek hayatta Cemre Bora'ya, Aytaç da Aday'a aşık olur muydu? Evet. Cemre Bora'ya aşık olur muydu? Valla Bora'ya aşık olur muydum? Olurdum herhalde. Bora'ya? Ha, yani çok bağırıyor. Bağırtırıyorsun da bağırıyor insan. Yani sürekli bağırıyor. Öyle sinir hakim olacak. Adam olmaz. Bağırtırmasa Bora niye bağırsın? Sinirine hakim olacak. Böyle adam cool takamayabilse ama sus 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 diye damarları çıkıyor böyle. Öyle olmaz. Sakin efendi oldu mu aşık olunurdu. Evet. Evet, teşekkürler. İyi, yeni bölümde efendim Bora çizelim o zaman. Ben de Adan'ın enerjisine aşık olurdum herhalde. Enerjisine aşık olurdum ama yani. Aa, ben seni yine çektim. Benim yerime mi çektin? Tabii. Teşekkürler. Telefonunuzdaki en komik fotoğraf. Çek. Yalın reis. Yalın. Yalın. Ay, en komik fotoğrafı buldum. Screenshot almış. Gayet komik değil mi? Komik. Yeni dönemin trendi bu değil mi? Evet tabii. Instagram'a post atmadan önce arkadaşlarınıza atıp foto seçtiriyor musunuz? Ben anneme atıp seçtiriyorum. Annem onay veriyor. Sonra bir turda böyle settekilere soruyorum. Sonra bir turda Aytaç'a soruyorum. Yani ilk Aytaç'a soruyorum. Sonra settekilere de onu görmüş bulunuyor işte. Hocaya soruyorum. Hocam bu güzel mi falan filan. Serdar hocam sağ olsun. Öyle. Ben soruyorum. Ben çok nadir sorarım ya. Yani böyle iki fotoğraf seçmişimdir. Birisi hangisini atayım mı? Yok yok, sormuyor. Aytaç sormuyor. Sormuyorum. Sormuyor. Yani. Sormadan gönderiyorum. Evet, alacağız, çek. Benim çekim. Sen çek. Bora Bey. Susada. Tamam. Canlandırmış alabilir miyiz? Demişsiniz. Canlandırdık. Çok sevgiler. Çok sevgiler. Size de sevgiler. Hadi sana bay bay diye bir Twitter hesabı. Bu yoğun ilgi ve size olan hayranı korkutuyor mu? İspanya'dan selamlar. Buradan İspanya'ya tüm herkese selamlar. Korkutuyor mu bize olan ilgi ve hayranlık? Korkutmak değil de ben çok mutlu oluyorum. İnsanlara dokunabiliyoruz demek ki kalplerine. Çok memnun oluyorum bu yüzden. Tabii ki ben de çok memnunum. Mutluyum yani. Bu isteğine istek, arzuna arzu katıyor. Çalıştığın işte işin karşılığında böyle insanların güzel tepkileriyle aldıkça daha çok mutlu oluyorsun, daha çok motive oluyorsun. Evet, çok şükür. Çok şükür. İyi ki varsınız. Evet, iyi ki varsınız. Duman hikayesi senaryoda mı yazıldı yoksa kendin mi yarattın? Bu arada sizi çok seviyorum. Duman tabii senaryoda yazıldı ama o pisi pisiler falan hepsi Cemre'nin eseri. Duman vardı senaryoda, biz birazcık işledik dumanı. Duman güzel oldu. Dumanı gerçek hayata da taşıdık. Sette bir şey oluyor, gülüyorum çok. Öyle duman yapıyorum, aklıma kötü şeyler getiriyorum falan öyle. Evet. Duman tatlı. Aa, son soru! Bitti ya! Buyurun Cemre Hanım. Hadi bakalım. Son sorumuza bakalım. Cevaplamıyor. Şaka yapayım. Ada gibi baltı inançlarınız var mı? Öyle baltı inancım yok. Yani nazara inanıyorum. O kadar yani. Öyle büyük bir baltı inancım, bir totemim, bir şeyim yok. Ben nazara, kötü enerji inanıyorum. Ben külün üstüne basmam mesela. Annemden kaynak. Annem hiç asla bastırmazdı. Nasıl küçükken. Kül? Bildiğin böyle sönmüş ateşin külüne basmam. Öyle, öyle bir inanç. Şu da var. Ha, onu yapmaz mısın? Yapıyorum. Ha, onu yapılır. İnandığınız yine bantılar var mı diyor. Mesela ben merdivenin altından geçmem. Gerçekten. Abi. Bayağı inanıyormuş. Cam kırıldı mı kaçarım oradan. Ayna kırıldı mı atarım falan. Tamam. Teşekkürler. Anladım. Güzel. Evet. O ne diyordu? Sizden gelen soruları cevapladık. çok keyifliydi. Biz çok eğlendik. Umarım siz de izlerken çok eğlenirsiniz. Ben Cemre Baysel. Ben Aytaç Yaşmaz. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. İyi ki varsınız.
Teşekkürler.